Türkiye için, bu coğrafya için çok yakıcı bir bir mesele hakkında her gün yeni bir yakın tarihte yaşanmış bir katliamın zaman aşımına uğradığı ve dosyaların birer birer kapatıldığı bir bağlamda bu sorunu farklı perspektiflerden tartışmak, üzerine birlikte düşünmek ve mücadele araçları üzerine kafa yormak çok değerli. Ben biraz... E, zaman aşımı kurumunun Türkiye'de uygulanma biçimine e, bir hukuk e, tekniği olarak, bir e, adli strateji olarak e, uygulanma biçimi üzerine ve buna karşı e, mücadele imkanları, hukuki mücadele imkanları ve burada e, üzerinde çalışılması gerektiğini düşündüğüm e, bazı stratejiler üzerine, hukuki mücadele stratejileri üzerine. E, ...bir konuşma yapmayı planladım. E, zaman aşımı Türkiye'de hepimizin bildiği gibi aslında e, Emel'in de bahsettiği... E, ...ağır insan hakları ihlalleri faillerini cezasız bırakmanın... E, ...çok sayıda adli stratejisinden, hukuki stratejisinden biri. E, suçu zaman karşısında aşındırmaya, aşınmaya bırakmak, aşındırmak... E, ...hem yaşananın hakikatinin açığa çıkarılmasını hem de bundaki... ...yaşananda devletin kurumsal sorumluluğunun açığa çıkarılmasını engellemeyi amaçlıyor. Ve tabii geride kalanların, hayatta kalanların e, suça maruz bırakılanların da hakikat ve adalet arayışı karşısında hukuk eliyle örgütlenen belki de en büyük e, saldırılardan biri, en güçlü saldırılardan biri. E, hukukun ad aslında adaleti tesis etme vaadinden, yani böyle bir vaat var mı? Bunu da elbette tartışabiliriz. E, bundan vazgeçtiğini ve bunu zamana yayarak e, yaptığını bize gösteren bir şey. Bunu pek çok adli... E, taktiği var, bundan ayrıntılı olarak bahsetmeyeceğim. Emel de bahsetti. Ama hakikatin ağır bir süreç içinde, on yıllara yayılarak e, üstünün örtülmesi ve unutturulmaya çalışılmasının elbette e, geride kalanlar üzerinde, onların dünyası üzerinde çok tahripkar e, bir etkisi var. Çünkü bir yandan ortada olanca açıklığıyla, dehşetiyle e, e, duran bir suç var. E, insanın bedeninde, ruhsallığında, toplumsal varoluşunda ve e, sosyal ilişkilerinde e, çok ağır iz bırakan bir suç var. E, ama diğer yandan suç suçun anonim kalması e, ve cezasız bırakılması nedeniyle... E, benliğe kazınan bu suçun dış dünya tarafından inkar edildiği bir durum var. Bu e, büyük bir çatışma ve... E, e, büyük bir parçalanma elbette e, geride kalanın dünyasını tahrip eden e, paramparça eden bir şey aslında bir cezalandırma politikası da aynı zamanda e, her an geride kalanı hayatta kalanı yaralanabilir kılan onu saldırıya açık kılan e, ve adalet arayışının kendisini e, işkenceye dönüştürerek onu cezalandıran onun üzerindeki şiddeti sürdüren bir şey. Ee, bir önemli e, işlevi daha var elbette e, devlet suçlarını karartmanın bir aracı olarak zaman aşımının o da suç rejimini tahkim etmek onu devamlı kılmak e, ve suçun sadece siyasal olarak değil toplumsal olarak da onaylandığı bir ortam yaratmak aslında. Çünkü suç cezalandırılmadıkça toplumsal meşruiyet alanı içinde kalmaya devam ediyor ve Emel'in de bahsettiği gibi sürekli devreden bir bakiye olarak hayatımızda yer almaya devam ediyor. Özellikle 2016 sonrasında o OHAL sürecinde siyah transporterlarla insan kaçırma vakalarının zorla kaybetme vakalarının çok benzer 90'larda yaşandığı biçimle aynı örüntülerle tekrar gündeme gelmesi... Ee, yine sokağa çıkma yasakları sırasında e, yeni savaş tekniklerinin, saldırı tekniklerinin bu kadar pervasızca e, hayata geçirebilmesi aslında 90'ların bu suç bakiyesinin, suç rejiminin sürekliğini de e, ortaya koyuyor. Dolayısıyla zaman şimdi hukuki bağlam içinde tartışırken ve ona karşı mücadele araçlarını düşünürken bu e, politik işlevleriyle de birlikte e, düşünmekte fayda var. Biz hukukçuların da e, böyle bir sorumluluğu var diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de kasten zaman aşımına sürükleme e, sistematik ve yerleşik bir yargı stratejisi. Bunu biliyoruz. E, yargı eliyle Türkiye'de cezasızlığın kurumsallaştırılan kronik ve tarihsel e, bir olgu olduğu pek çok uluslararası insan hakları örgütü, mahkemeler, mekanizmalar tarafıyla tescillenmiş durumda. E, özellikle adli makamların hareketsiz kalmasıyla e, kasten dosyaları zaman aşımına sürüklemesiyle ceza sorumluluğunun ortadan kaldırıldığı hallerde devletin yaşama hakkını, işkence yasağını, etkili soruşturma yükümlülüğünü ihlal ettiği hem 80'lerde hem 90'larda Türkiye'de yaşanan ağır insan hakları ile ilgili dosyalarda tescillendi. Bugüne kadar birkaç istisna dışında ilk derece mahkemeleri, yargıtay, anayasa mahkemesi dahil olmak üzere Türkiye'deki yargı düzeneyi zaman aşımı sürelerini bir davanın, bir soruşturmanın, bir adli takibatın e, devamı önünde mutlak bir engel olarak e, görüyor. E, 15. Geçici 15. maddeden EMEL de bahsetti. 1980 darbesi döneminde işlenen e, kitlesel ve yaygın e, işkence, yargısız infaz ve zorla kaybetme e, suçları ile ilgili e, 2010 referandumunda Anayasa'nın Geçici 15. maddesinin e, kaldırılmasından sonra çok sayıda başvuru yapılmıştı. Ee, çok güçlü bir hukuki aktivizm örülmüştü. Ve bunlar sonuçsuz kalınca da Anayasa Mahkemesi e, önüne gidilmişti. Bu başvuruların bir kısmında e, 80'li yıllarda suç duyurusunda bulunmuştu. Ve e, soruşturmalar e, zaman aşımına uğramıştı. Bir kısmında ise bu dönemde hiç e, bir suç duyurusunda bulunulmamıştı. Ve ilk kez geçici 15. maddenin yani e, işte darbe sonrası... E, Milli Güvenlik Konseyi ve onun dönemindeki hükümetlerin eylem ve tasarrufları ve o dönemki kamu görevlilerinin eylem ve tasarruflarını yargısal bağışıklık getiren düzenlemenin kaldırılmasının ardından kitlesel suç duyurularında bulunmuştu. Ee, Anayasa Mahkemesi bu suçlarla ilgili bu ilgili düzenlemenin kaldırılmasını soruşturmaları yeniden canlandırmayacağına karar verdi. Yani aslında şunu demiş oldu. Geçici 15. madde yürürlükteyken de bu 30 yıllık süreçte de bu suçların soruşturulması önünde hiçbir engel yoktu. Yani kamu görevlilerinin işledikleri kişisel suçlarla ilgili e, mağdurlar bu dönemde de yargıya pekala e, başvurabilirlerdi. E, ama biz e, 12 Eylül'ün e, şimdi e, yakın zamandaki yıl dönümü e, vesilesiyle ve müthiş bir emekle hayata geçirilen Bellek Müzesi'nin yaptığı özellikle hukuki süreçlerle ilgili araştırmasından bir kez daha gördük ki bu dönemde yaşanan işkence altında ölümlerle ilgili bir elin parmaklarına geçmeyecek kişiye karşı dava açıldı. Çok az cezalar verildi ve bu cezalarda zaten infaz edilmedi çoğunlukla. Yani hukuki yollara başvurmak konusunda bir engel olmadığı argümanı aslında yargının bu argümanı gerçekçi değil. Kaldı ki burada böyle bir engel eğer yok idiyse e, bunları doğrudan soruşturma yükümlülüğü altında olan adli makamlar içinde böyle bir engel olmadığı pekala ileri sürülebilir. Nitekim 12 Eylül e, davası sürerken çok doğru bir kararla e, Ankara Başsavcılığı e, bu dönemdeki yaşanan infaz, yargısı infaz ve işken gibi e, suçlarla ilgili şikayetleri Türkiye'nin her yerindeki savcılıklara iletmişti ve demişti ki kamu görevlilerinin faili olduğu işkence ve yaşama hakkı ihlallerinde zaman aşım ve af hükümleri uygulanmamalı. E, ama Yargıtay da Anayasa Mahkemesi ile aynı yorumu e, benimsedi ve bu 15. maddenin e, sanıkların işlediği iddia edilen bütün bu e, suçlar için bir yargı dokunmazlığı getirmediğine karar verdi. E ve e, Dramatik bir şekilde aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 2020 yılında verdiği bir kararla 1980 döneminde işkenceye e, maruz kalan bir öğretmenin yaptığı başvuruda bu argümanı kabul etti. Ve e, geçici 15. maddenin yürürlükten kaldırılmasının yeni bir soruşturmayı, yükümlülüğünü canlandırmadığına karar verdi. Fakat bu kritik başvuruda çok önemli bir şey e, var. E, bu başvuruda hükümetin, devletin sunduğu bu argümanlara karşı ee, bir cevap verilmemişti. Herhangi bir e, argüman üretilmemişti başvurucu adına ve ne yazık ki bu kadar dramatik sonuçlar doğuran ve 1980 darbesi dönemindeki bütün Ağır insan Hakları ihlallerinin üstüne örtülmesine yol açan e, böyle bir e, dosyada bir mücadele alanı e, boş bırakılmıştı. E, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de birebir devletin argümanlarını kabul etti. İşte benim bu sunumla aslında amaçladığım hem Türkiye'de hem de e, uluslararası alanda devletin ve yargının bu cezasızlık üreten argümanlarına karşı e, hukuku nasıl bir stratejik e, araç olarak kullanılabileceğine, bu mücadelede nasıl e, karşı argümanlar üretebileceğine dair birkaç noktaya değinmek, e, çok fazla hukuki ayrıntıya boğulmadan. Ee, geçen hafta hepimiz tanık olduk. Madımak'a e, ta, e, yakılarak öldürülen 33 yazar ve e, sanatçının Aydın'ın davasına zaman aşımı nedeniyle e, dosyanın e, düşülmesine karar verildi ve Yargıtay bu kararın da gerekçesini oluşturacak ve Türkiye'deki yakın tarihteki bütün e, bunun gibi katliamların ve pogromların akıbetini belirleyecek bir yorumu izliyor. O da şu: e, insanlığa karşı suçlar hepimiz bunu konuşuyoruz. Madımak vesilesiyle, dosyanın kapatılması vesilesiyle tekrar gündeme geldiği Zamansız suçlar, insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı uygulanmaz argümanı. Fakat bu insanlığa karşı suçları düzenleyen bizim ceza kanunundaki 77. madde biraz İran 2005'te yürürlüğe girdi ve dolayısıyla bu bu yasan kanunun yürürlük tarihinden önce işlenen Türkiye'nin yakın tarihindeki bütün e, bu ağır insan hakları ihlallerine, insanlığa karşı suçlara uygulanamayacağını söylüyor Türkiye'deki yargı makamları. Hukuki güvenlik ilkesi ki bu hukuki güvenlik ilkesi dediğimiz şeyin nasıl aslında failleri, failler için bir güvence oluşturduğunu da görüyoruz. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gibi bir takım ilkelerinin bunun geçmişe yönelik uygulanması önünde engel oluşturduğunu söylüyor. Yakın zaman önce yine zaman aşımı nedeniyle kapatılan e, 1980'de zorla kaybedilen Cemil Kırbayır'ın dosyasında da Yargıtay e, bu argümana dayandı ki hepimiz e, hatırlıyoruz e, 2010'larda dönemin başbakanı e, Recep Tayyip Erdoğan Berfu Kırbayır ile Berfu Ana ile görüşmüştü ve söz vermişti bu davanın takipçisi olacağına dair ve o dönemde meclis komisyonunda Kırbayır'ın gözaltında işkence de, de kaybedildiğini tespit ederek e, dosyayı Kars savcılığına göndermişti tekrar. Yargıtay, yani bu dosyada da aynı argüman uygulandı ve dolayısıyla bugüne kadar 1980'de ve 1990'lı yıllarda o hal altında işlenen tüm işkence, zorla kaybetme, yargısız infaz, köy yakma gibi ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili de yargının tavrının benzer olacağı çok açık. Nitekim bu dosyaların da pek çoğu kapatıldı yakın zamanda. Yine iki gün önce ölümünün yıl dönümü olan Musa Anter dosyası, ve onunla birleştirilen Ayten Öztürk cinayeti dosyası 30 yıllık zaman aşımında olması nedeniyle düştü. Vartinis davası yine hakikat e, hafıza merkezinin e, takip ettiği yakından bir dava. Bu açıdan yargı politikasını çok net bir şekilde ortaya koyan tipik bir cezasızlık dosyası. 1993'te Muş'un Vartinis köyünde e, yakılarak öldürülen e, aynı aileden 9 kişinin adalet arayışının 30. yılında Yargıtay... E, Berat kararını tam 5 yıl dosya önünde bekletildikten sonra bozmuştu. Ve dönemin ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Bülent Karaoğlu hakkında e, kırmızı bülten e, çıkarılmasına karar vermişti. Fakat bugün e, bu dosyanın yani bu katliamın asli asli faili e, olan e, Karaoğlu hala firari. Hala hakkında bir yakalama kararı çıkarılıyor ve Ekim ayında bu dosya da e, zaman aşımına giriyor. Yine 30 Eylül'de Ankara JITEM e, dosyası... Çok sayıda e, kamu görevlisinin zorla kaybedildiği dosya e, zaman aşımına giriyor ve mahkeme ısrarla bu dosyada beraat e, kararının gerekçesini açıklamıyor. Zaman aşımına doğru e, ilerleniyor. Burada e, Türkiye'de yargının ısrarla gündemine girmeyen ama aslında bu dosyalarda e, karşı hukuki strateji belirlenirken yeterince de üzerinde durulmadığını düşündüğüm birkaç e, argümandan bahsetmek istiyorum çok kısaca. E, birincisi bu insanlığa karşı suçlar söz konusu olduğunda e, zaman aşımı ne zaman işlendiğinden bağımsız olarak zaman aşımı uygulanmayacağı kuralı. E, uluslararası hukukta artık e, insanlar karşı suçların zaman aşımını hükümlere tabi olmayacağı yönünde bir e, bir genel bir uzlaşı var. E, ve biz yani Madımak katliamında 80 darbesi sonrasında gözaltında sistematik işkence ve zorla kaybetmelerinde 90'larda Kürt coğrafyasında işlenen ağır ihlallerin hepsinin aslında belirli bir şablonu izleyen planlı ve sistematik bir devlet politikasının bir parçası olduğunu, dolayısıyla insanlar karşı suç oluşturduğunu ortaya koymak mümkün. Bu insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı uygulanmayacağı kuralı hem pek çok uluslararası ceza mahkemesinin statüsünde ee, ve uluslararası ceza mahkemesini kuran son daimi uluslararası ceza mahkemesini kuran Roma Statüsü'nün 29. maddesinde e, düzenleniyor. Hem bu alanda kabul edilmiş Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bünyesinde iki önemli sözleşme var. Ee, bunu çok ayrıntılı olarak girmiyorum, Birazdan e, bahsedecek muhtemelen. Bunun dışında pek çok ülkenin e, yargısı, Avrupa ve Latin Amerika'da ulusal mahkemeler zaman aşımı hükümlerinin insanlığa karşı suçlarda ve savaş suçlarında uygulanmayacağına dair bir bunun emredici bir kural olduğunu söyleyen kararlar vermiş durumda. Aslında bunun arkasında şöyle bir mantık var. Sadece bir bireyi değil, bütün insanlığı hedef alan evrensel suçların zaman ve me mekan fark etmeksizin cezalandırılabilir olması e, gerekir. Türkiye bu bahsettiğim sözleşmelere taraf değil ve bu da hükümetin argümanlarından biri ama bu kuralın artık bir uluslararası hukukta bir teamül kuralına yani bütün devletleri bağlayan bir dolayısıyla Türkiye'yi de bağlayan bir bir kural haline geldiği argümanı önemli bir argüman. Türkiye açısından bağlayıcı olduğuna şüphe bulunmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da özellikle bu kararlar 2. Dünya Savaşı sonrasında Burada işlenen insanlığa karşı suçların e, yargılanmasıyla ilgili önüne gelen başvurularda verdiği kararlar mahkemenin e, bu insanlığa karşı suçların zaman aşımına tabi olmayacağı kuralının ta 1945 yılında aslında geçerli bir kural olduğunu e, dolayısıyla yani 1980 ve sonrasında Türkiye'de yaşanan bütün insanlığa karşı suçlar için de bu kuralın uygulanması gerektiğini görüyoruz. E, ileri sürmek mümkün. Burada şöyle bir mantık var aslında. 1980 yılında insanlığa karşı suç işleyen bir kişi, uluslararası hukuka göre bunun zaman aşımına uğramayacağını, tabi olmayacağını ve insanlığa karşı suç olduğunu bilmektedir. Dolayısıyla burada hukuki güvenlik ilkesini ya da suçta ve cezada kanunilik ilkesini ihlal edildiği ileri sürülemez. Bir başka argüman yine e, bu mücadelede kullanılabilecek uluslararası hukukta bir suç düzenlenmiş olmasına rağmen zaman aşımı kurallarının düzenlenmemiş olması, bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, Estonya'ya karşı verdiği bir kararda e, vurguladığı bir nokta, e, zaman aşımı hükümlerinin olmaması o suçlara zaman aşımının uygulanmayacağı anlamına gelir. E, bu, bunu tabii ki yani hukuki olarak bu argümanları daha da geliştirmek, derinleştirmek mümkün. E, dolayısıyla bu temelde, sadece 2005 yılından sonra değil, geçmişte işlenen tüm insanlığa karşı suçlar bakımından Türkiye'de de e, yargılamanın önünde zaman aşımı bir engeli oluşturmadığını güçlü argümanlarla hem yargı önünde hem kamuoyu önünde işlemek önemli. Ağır insan hakları ihlalleri için zaman aşımının uygulanmayacağına ilişkin de çok sayıda uluslararası e, belge var, e, pek çok içtihat var. E, Avrupa Konseyi'nin... E, işte Birleşmiş Milletler'in özellikle uluslararası insan hakları hukukunun ihlalleri ve ağır insan hakları ihlalleri mağdurlarının tazminat ve onarım hakkına ilişkin ilkelerinde ağır insan hakları ihlalleri için zaman aşımı kurallarının mutlak şekilde uygulanmaması gerektiği yine işkence vakalarında zaman aşımı kurallarının mutlak uygulanmaması gerektiği ile ilgili. E, kaldı ki dediğim gibi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı hem 80'lerde hem de 90'larda yaşanan e, bütün bu ihlallerin, e, ihlaller için etkili soruşturma yürütülmediğini tespit ettiği ve aslında bu zaman aşımı kurallarının kasten zaman aşımına sürüklemenin e, failler için fiili bir cezasızlık yarattığını söylediği e, kararları var. Bir başka önemli argüman Cemil Kırbayırın dosyasında Kars Ağır Ceza Mahkemesi'nin çok yerinde bir kararla söylediği gibi zaman aşımı süreleri etkili başvuru yolları işlemez olduğu süre boyunca durmalıdır ve bunlar etkili hale geldikten sonra tekrar işlemelidir. Yani bu aslında şunu şuna dayanıyor. Mağdurlar için yargısal yollara başvurmak fiilen imkansızsa bu yolların etkisiz olduğu dönemler boyunca zaman aşımı kuralları işletilmemelidir. Özellikle de baskı, tehdit, sindirme ile e, mağdurların e, adalet arayışının engellendiği askeri diktatörlük, silahlı çatışma, savaş gibi istisnai koşullarda yargısal yollar işlemez kabul edilmeli. Yine 1980 askeri darbe dönemi ve sonrasında e, Türkiye lehine yapılan pek çok başvuruda o dönemde etkili bir ceza adaleti sistemi olmadığı, mağdurların misilleme korkusu ve tehditler nedeniyle hukuk yollarına başvurmasının fiilen imkansız olduğunu ve yargısız cezasızlığın bu dönemde bir yargı politikası, yargısal direnç yoluyla e, inşa edilen bir olgu olduğu e, açıkça tespit edildi. Dolayısıyla bugün e, bu yıllar boyunca biraz önce bahsettiğim 80 darbesi sonrasında da 90'lı yıllarda da e, yıllarca bu dosyaların sürüncemede bırakılmış olması ve hukuk yollarının işlemediğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu da önemli bir argüman. Zaman aşımı hükümlerinin askıya alınması gerektiği ve ancak mağdurlar bakımından tekrar hukuk yolları işler hale geldikten sonra işlemeye başlaması gerektiği argümanı. Zorla kaybetme suçu yönünden özgün bir zaman aşımı e, uygulaması var. E, vaktimi açtım mı? Tamam. E, on yıllarca süren adalet mücadeleriyle artık uluslararası hukukta kabul edilmiş belirli ilkeler var. E, bunlardan biri de zorla kaybetme dediğimiz suçun, ki Türkiye'de e, iç hukukta Emel'in de söylediği gibi bir suç olarak düzenlenmiyor bu ama e, zaman aşımının normalde suç işlendikten sonra zaman aşımı kuralları işlemeye başlarken zorla kaybetme suçu devam eden bir suç olduğu için kayıp kişinin bedeni bulunamadığı sürece bu suç her an, her gün yeniden işlenir ve dolayısıyla zaman aşımı süreleri de e, ancak kayıp kişinin bedeni bulunduktan sonra işlemeye başlayabilir argümanı. Dolayısıyla her gün bu zaman aşımının kesildiği e, argümanı. E, Anayasa Mahkemesi bu ülkenin hani insan haklarına uygunluk denetimi e, yapan en üst merci zorla kaybetme ile ilgili önüne gelen başvurularda bu Suçun özgün yanını kabul etmiyor çünkü bunu söylemek demek suç devam ediyor zaman aşımına uğramaz demek 40 yıl geçse de gerçeği hakikati açığa çıkarmak zorundasın ve kayıpları bulmakla yükümlüsün demek e, bunu elbette söylemek güç bu coğrafyada fakat zorla kaybetmenin sistematik bir devlet politikası olarak uygulandığı başka coğrafyalarda Latin Amerika'da e, pek çok devlete karşı verilmiş yine Latin Amerika'da Amerika'da İnsan Hakları Mahkemesi kararları bunu çok açıkça söylüyor ve son olarak hakikat hakkı belki e, daha sonra tek bu geliştirmeye yani üzerinde durmaya fırsat olur. Mağdurların ve mağdur yakınlarını ve bütün toplumun ağır insan hakları ihlallerinin sebeplerini ve koşullarını öğrenme hakkını ifade ediyor hakikat hakkı. Aynı zamanda faillerin kimliğini de öğrenme hakkını. Bu da yine uluslararası mekanizmalar önünde tanınmış bir hak. E, ve e, zaten zorla kaybetme suçunun bu devam eden niteliği ve bu suç bakımından zaman aşımının Mutlak bir şekilde e, uygulanamayacak kuralının altında da bu yatıyor. Çünkü bu suçun esas amacı hakikati örtbas etmek, hakikati bilme hakkını e, işlevsiz kılmak. Bitiriyorum bunu. E, bütün bu argümanlar aslında hani şunu söyleyebiliriz: Türkiye'de böyle bir yargı var mı ki bütün bu hukuki argümanları, ilkeleri, normları kabul ettirebileceğimiz? E, elbette bunların uygulanması güç ilişkilerine bağlı. Nihayetinde neyin uygulanabilir bir? hukuki güce sahip olduğu bunu belirlemek bir iktidar mece, me, e, meselesi. Ama aynı zamanda bu güç mücadelesinde e, verili hukuku aşan adalet taleplerinin, adalet arayışının dönüştürücü bir gücü de var muhakkak. Bunun en somut örneği Türkiye'de Cumartesi Anneleri. Dolayısıyla adalet mücadelesini hukukla sınırlamadan ama hukuku bu adalet arayışının stratejik araçlarından biri olarak, bir enstrümanı olarak kullanmak önemli. Yeni müdahale biçimleri üzerine, yeni hukuki ittifaklar üzerine düşünmek ve bugün artık hukuk eliyle tahakküm politikası e, uygulanan bu tahakküm politikasına karşı hukuku adalet arayışını bir kaldırıcı olarak sınırlı da olsa nasıl kullanabiliriz? Karşı stratejileri nasıl örgütleyebiliriz? E, bunu düşünmek önemli çünkü cezasızlığa karşı mücadele de dahil olmak üzere insan hakları mücadelesi biraz da bu. Verili hukuk zeminini ve verili haklar rejimini hem iç hukukta hem uluslararası alanda bunun zeminini dönüştürmek, geliştirmek, bunu zorlamak ve e, dönüştürmek. Bunun üzerine de hep birlikte düşünme fırsatı tekrar verdiği için hafıza merkezine tekrar teşekkür ediyorum.